Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından, Halime Çavuş'un cesareti ve fedakarlığından ilham alarak iki yayıncı kurduk. Amacımız girişimci kadınlara destek olmanın yanında kadınların toplumsal farkındalığını artırmak, moral ve motivasyonlarını güçlendirmek ve onların hayata daha güçlü bir şekilde katılmalarını sağlamak. Kadınların sadece toplumsal hayatta değil, kültürel ve sanatsal alanlarda da görünür olması gerektiğini düşünüyoruz. Bando'yu kurarken aklımızda kadınların bir araya gelip sanat aracılığıyla dayanışma duygusunu güçlendirmesi fikri vardı. Aynı zamanda bu bando Halime Çavuş'un cesaretini temsil eden bir sembol olmalıydı. Bu amaçla Halime Çavuş Kadın Bandosu'nu kurduk. Şun için 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da 3000'den fazla kadının bir araya gelerek yurdumuzun işgalini protesto ettiği tarihin yıl dönümüne hazırlanıyoruz. İlk Türk kadın mitinginin yapılmış olduğu bir tarihte ilk bando takımı olarak yer almak bizler için büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır. Daha fazla kadına ulaşmayı ve onların hayatlarına olumlu katkılarda bulunmayı hedefliyoruz. Bandor'da ise daha büyük etkinliklerde sahne alarak Halime Çavuş'un mirasını ulusal düzeyde tanıtmayı amaçlıyoruz. İleriki dönemlerde inşallah amaçlarımız arasında büyük bir orkestra kurmak da var. Bando takımının başına geçtim. Yani şefliğini yapıyorum demem. Sadece müzik öğretmeni olarak onlara destek oluyorum. Çok güzel bir ekip olduk. Mutluyuz. Güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Kadınlar olarak özellikle burayı çizmek istiyorum. Gerçekten Türkiye'de kadınlara verilen değerin artmasını, öne çıkmamızı bunları sağlayacak bu bando. Yani ilk mesela bu sene yaptığımız etkinlik 10 Aralık ilk Türk kadın mitingi. Bizim için çok önemli bir tarih. Böyle bir günde ilk etkinliğimizi yapmamız bizim için gurur verici. Kadınlar olarak her zaman ön planda ve kadınların her yerde her şeyi yapabileceğini göstermek adına bandoyu devam ettireceğiz inşallah. Bando denince aklımıza gelen nedir? Gümbür gümbür bir sestir ve bandomuzun en büyük amacı da kadınların sesini gümbür gümbür bence duyurmak olmalı. Biz de bu yüzden buradayız. İnşallah güzel işler yapacağız hep birlikte.